Biz bu yerde namaz okuyanımızda, kuftan okuyanımızda, yaşam okuyanımızda dediler. Aralarımız açık kap yeti yaptı. Bir ay iktidak ile yaptı, bir ay iktidak ile yaptı. Ve hakeza. Ayarlar Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam devirlerde beş mehal namazda meçitte okuşken. Erkekler, balalar, arkasında ayarlar safta turgan. Keyinçelik Hazreti Ömer vaktlerde adamların kalplerde keserlikler ürçüp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kuyaş ediler ki o kişinin ziyası da halige nerseler yapılıp durardı. Adamların kalbi Resulullah'ın ziyası bilen tazelenip durardı. Uzat ketkenlerden ki o ziya yok. Şimdi adamlarda arasında sekin sekin kalplerde şehvet, başka nesneler galabası aralaşıp kaldı. Şimdi bazı bir ayarlar biraz açık rakiyine, yani ki namaz bahane köçeye çıkış. Aslı maksat namaz mez. Üyde oturup ceri kipiyetten bir köçe eğlenip gelemen. Kabile, keyin yine yasen tüsenler. Avca genpeyde Hazreti Ömer radıyallahu anhu keyin ayarlarını meçitten mankı yerler. Bizde Hanefi mezhepte yaş kette ayarlar varsa bol oradı. Hususen Bamdat'ke, Şam Kutan'ke. Lekin kündüzü ular hem köçeye çıkmaya tur yani yakşı debi etkerler. Şimdi öşe vaktlerde keçeleri karanlı bugün için. Hazır keçesi yarık, keçeleri hem yarık. Hazır o fitneden halas yok. Lekin devir bilen devirin farkı var. Aldıngı devirlerde, aldıngı zamanlarda, Müslüman cemiyetlerde ayarlar ekseri işlese üy işini kıyen. Dopit tikip, keşte tikip, mihnet kıma gelmez kıyen, kultapken, muallimlik hamısı üy içi de bugün. Köçede köpü, katnav, seri katnav bu megen. Şimdi namazga çıksa ular, namazga çıksa. Namazga çıkış bahanesi de köçeki ularının çıkışı köpeğe. Ve öz özden fitne, yani ki ayetelik bazı bir kişilerin közü oynaşı, şu derslerge ayetelik zemin küçeyip bargen. O şende fukahalar etkenler ki indi bundan kadar ayarlar şu namaz bahanesine çıkıp köçeki ayar tolu yaptı ki en yaş yerden başka gep köpeği yaptı. Aslında ayar kişinin üyüde namazı afzal da Resulü Ekrem Aleyhisselam ayarını sevabı köp namazı meçittekiden köre üyüde gitsin. Üyüde gitsinden köre o içkerdeki hücresindeki de gelirler. Doğru mu? O kaç içkerdeye gitsin şunca sevabı köp. Meçiye çıkıp ne mi aladı? Cemaatiye çıkıp. Sevabı kemengeni kaladı. Üyüde okusun onu gidişken. Namaz manası da şunda bu yan. Namaz manası da. Lakin bu degeni ayarlar umumen köçeye çıkmasın diyen davet bulmayan. Lakin onların köçeye çıkışı zaruratını köpeytirmeyelik ki üç işleri üç iç köprak abad bulsun. Diyen mana nazarda tutulgen. Ama bugünkü günge gelip hayat özgerdi. Hazır indi mektepke baradı, institutke okuşke baradı, işke baradı, bazarge baradı. Hullas hazır ayarlarının köçede cemiyette demek aralaşığı faal. Şimdi bu payette mescitlerde hem hiç maniyeliği yok. Kirim namazı okup çıkartsalar bunu uğradı. Hususen ilmi sohbetlerde ayarlar katlaşış gerek. Namazını özümez. İlmi sohbetlerde ayarlar kayaş katlaşış gerek. Çünkü ayarlarımız eğer berkemal olsa gelecek avlat köşende berkemal olur. Berkemal avlat, muhterem azizler, Rabbani alimler dediler, nefs pak ayarlardan doğuladı. Rabbani alimler, nefsi pak, Allah'a kuşusu, huzusu, belent ayarlardan doğuladı. Şunun için, erge itaat hem nefsinin pakligini alamet hesaplanadı. Nimege? Ata anıge itaat hem şu. Ota onasiga itoatda bo'lsangiz nafsingiz siniq bo'ladi. Ayol uchun erga itoat nafsini nafsiga qarshi bo'lishi mumkin, nafsiga to'g'ri kelmaydi. Gohida nafs aytadi, yo'q deydi. Lekin shariat doirasidagi bo'lgan amrda itoat bu nafsni poklovchi,
va pokligiga dalolat qiluvchi hisoblanadi. Mana shu poklik avlodni rabboniy olim bo'lishiga asos hisoblanadi. U poklik osmondan tushib qolmaydi. Bu ilm bilan, tarbiya bilan, riyozat bilan bo'ladi. İlmi sohbetlerde ayarlarımız katlaşır. Bana şu cihattan demek marğub. Elbette üç ayır ayetleri, yerlerinin razılığı ve hakeza şartlar bilen. Şimdi onlar cemaat, bana şu ilmi sohbetlerde kiyen peyitlerde, bana bizim mescidimizde, bazı bir mescidlerimizde ayarlarla Allah'ın namazını acilatırken. Şu yerde durup onlar iktidar kısalar buladı mı? Buladı. İmam niyet kılış gerek mi deydi? Mescitte imamı biler o şey. Mescitte namaz hanası varlığını, ayarlar namaz hanası varlığını biledi mi? Biledi. Buldu. Öz özden imamın niyeti de o şey ayarların iktidası buledi. Şunun için ayarlar hiç ikilenmezden cemaat namazında katleşediler, iktidar kılediler. Erkekler bilen bed beraber sap, yani sap tartış, iktidar kılış, imam girgeçte bed beraber bir kılda amal kıladılar. Safları yakın bulsun. Lekin erkeklerde ki cemaatteki talepler var. O erkek, öz cemaatini kaim kılış erkeklerin işi. Ayarlar o vacibmez aslında. Lekin cemaati katnesteler ki yine müsuhbet yolu leke şerait takazası bilen. Mümkün. İlmi sohbetki ki yani esasen lekin şu yerde namaz vakti kaldı. Namaz okuydu mu? Elbette okuydu. Safta qanaqa turadi? Safta garchi erkaklar kabi haligi safta turmasalar undan bundan degan talab ta'kidlanmagan bo'lsa ham ayollarga xos, lekin hadislarda umumiy kelgan safni jips qiling. Demak, ayollar ham jamoatda turganda saflarini demak jips qilishlari kerak. Ikkinchisi imomga iqtido qilish masalasi. Ayollar imomga iqtido qilsalar, albatta jamoatda jamoatni o'ziga xos savobi bor. O'z savobga ular dohil bo'ladilar. Ega bo'ladilar. Shu bilan birga jamoat bilan namoz o'qishda o'ziga xos halovat bor. Imomga iqtido qilib, o'ziga xos xushusi bor. Undan bahramand bo'lishadi. Endi ba'zi odamlar gap topibdiki, imom nomahram bo'ladi, unga iqtido qilib bo'lmaydi deb. Kim aytdi? İmam o mihrabda turgan odam. Hiç ona mahram, namahramlik alakası yok. O imam iktida kıladı, namazda iktida kıladı. İbadette ergeşedi. Tılavatın eşkeni singeri, zikirde, ilimde kulak sakeni singeri, namazda iktida kıladı. Hiç kanaka maneli yok. Yani imam iktidada niyet kıyamakken, kıyamakken degen gel, bu vesvese bu. Ayollar namazxonasi bormi? Iqtidor niyat qilgan bo'ladi. Niyat qilmasa ham iqtidor durust bo'ladi aslida. U ba'zi bir fiqhiy masalalarda u niyat mavzusi ko'tariladi. Lekin siz jamoatga kelib qoldingiz, ayollar erkaklar namoz o'qiyotgan ekan, orqada jaynamozni solib, ayollar namozxonasi bo'lmagan taqdirda ham iqtidor qilsa namoz durust bo'ladi. Turkiyadan bir doktor ayol keldi, İmam Maturidiy haqida tadqiqot olib borayotgan ekan, İslom akademiyasiga kelgan ekan, meni oldimga ham keldi. Maturidiy haqida sizni tavsiya qilishdi deb keldi. Masjidda suhbat bo'ldi. Shunda savol berdiki, sizlarda nimaga ayol masjidlarda ayollarga namozxona yo'q dedim. Men aytdimki, bor mana bizda bor dedim. Ko'p masjidda yo'q ekan dedi. Yani ko'p masjidlarda to'g'ri yo'q, oldin hisobga olinmagan, lekin endi ba'zi masjidlarda bo'lyapti. Lekin sizlarning namozxonalaringiz ham deydi, katta jamoatdan ajragan ekan deydi. Bizda Turkiyada deydi, katta jamoatda orqasida ayollar turadi, shukuhi boshqacha bo'ladi. Deyudim, aytdimki, shuning uchun televizor qo'yib qo'ydik dedim. Ayollar namozxonasi ekran qo'yib qo'yganmiz. Desam, yo'q, baribir jonli daqa bo'lmaydi, deb aytadi. Nimaga desa, o'sha jamoatni shukuhi jamoatni mana shu o'sha alohida xonada bo'lgan taqdirda ham namoz o'qigan ayollar o'zi guvohlik beradi. Jamoatda, masjidda namoz o'qishda o'ziga xos katta ruhoniyat bor. Nima gap bor shu yerda? Bitta masala bor ekan, qarang. Bizda bitta gap bor, devorning quloqi bor deb. Doim zikr, tilovatni eshitgan devorda fayz bo'lar ekan. O'shuning uchun u 500 yil, 700 yillab
ulamalarımız obod qilgan masjidlarga kirsangiz boshqacha bir maza qilasiz-ku, ha? Shu devorlarda ham zikrni asari bo'lar ekan. Bu oyat hadis bilan yoki ilmiy bir tadqiqot bilan aytilayotgan gap emas, tajriba. Masjid doim zikr tilovat bilan obod bo'lgani uchun masjidda shunaqa ruhoniyat bo'ladi. Mana shu narsalardan ayollarimiz bahra olsalar, inshaalloh uylariga ham o'sha fayz boradi va ular namozda erkaklarni bo'lgani kabi namozni butun o'qib iqtido qilib o'qiganlari afzal, chunki boshqa vaqt yolg'iz namoz o'qishlari ko'p. Umraga borganda, hajga borganda mana ayollar alohida namoz bo'limlarida o'qishadi. Hech kim hech narsa demak e'tiroz bildirmaydi. Demak boshqa joyda ham mana shu hukmni aytsak bo'ladi. Oldingi fuqarolarimizning gaplari o'z sharoitlaridan kelib chiqqan. Bugungi sharoitda ayollar shundoq ham ko'chada yuribdi. Endi yo'l-yo'lakay namoz masjidda o'qib ketsa, maxsus joylarda erkaklarga aralashmasdan bo'lsa zarar yo'q va bunda jamoatga iqtido qilsalar safda safga e'tiborli bo'ladilar va iqtidolari durust bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi barakot bersin.